Merhaba arkadaşlar. Bu videoda oyun yaparken arka plan nasıl sürekli olarak kaydırılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Önce bir arka plan tasarlayalım. Çizim kısmına geliyoruz. Burada yeşil tonlarında bir zemin oluşturalım. Bu zeminin üzerine ağaç, taş gibi figürler ekleyelim. Bu ekleme işlemini kendiniz çizerek de yapabilirsiniz. Buradan ben hazır kostümlerden seçeceğim. Şu ağacı ekleyelim. Hemen bunu kopyalayıp çizimime yapıştırıyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Ayarlıyorum. Aynı şekilde taş da ekleyelim. Bunu da kopyalıyorum. Boyutunu ayarlayıp ekliyorum. Siz daha farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Bunlara gerek kalmadı. Bunları silebiliriz. Şimdi kod kısmına geliyoruz. Arka planı kaydırmak için şuradan x'i eksi yönünde yani sol tarafa doğru kaydırmamız lazım. Kodlara geliyoruz. Tıklandığında diyorum. Sürekli tekrarla. Arka planımızın x konumunu eksi 5 değiştir diyelim. Şu şekilde arka planımız kayacak. Buraya geldiğinde eksi 484'e geldiğinde biz ne yapacağız? Buradaki arka planı şuraya alıp baştan tekrar kaydıracağız. Şimdi bunu ayarlayalım. Öncelikle arka planımıza bir başlangıç konumu verelim. Sıfıra sıfır konumu diyelim. Şimdi burada bir eğer komutu kullanıyoruz. Eğer x konumu operatörlerden eşittir kullanıyoruz. Eşittir eksi 480 ise yine x konumumuzu bu sefer artı 480 yap diyoruz. Deneyelim. Evet, arka planımız kayıyor. Kaydıktan sonra ekrandan tam çıkacakken tekrar baştan başlıyor. Ama tabi arada bir boşluk oluştu. Bu boşluğu da bu kuklayı kopyalayarak kapatacağız. İkinci bir kukla ekleyeceğiz. Ekleyelim hemen buradan. Deneyelim. Şu an ikisi üst üste iki katman. İkinci kuklada sadece şu başlangıç konumunu değiştiriyoruz. Sıfıra sıfır değil de 480 konumundan başla diyoruz. Yani ilki kaydıktan sonra hemen onun arkasından kaymaya başlasın. Deneyelim. Evet, sürekli bir görüntü oluşturduk burada. Hatta daha iyi olayı anlamamız için şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tanesinin rengini değiştirelim. Gördüğünüz gibi arka planın ilk kuklası kaydıktan sonra hemen arkasına ikinci kukla geliyor ve bu döngü şeklinde devam ediyor. Durduralım. Silelim. Şimdi kedimizi hareket ettirelim. Bu var olan kedi kostümü normal Scratch'in varsayılan kedi kostümü değil. Daha gelişmiş bir kedi kostümü. Şuradan bakabiliriz. Bir tane ayakta durma pozisyonu var. 16 tane de koşma kostümü var. Bunlar sayesinde daha gerçekçi bir koşuş elde edeceğiz. Şimdi şuradan hemen tıklandığında diyorum. Sürekli tekrarla diyorum. Görünümden sonraki kostüm diyorum. Deneyelim. Arada durmasının sebebi ayakta durma kostümüne denk gelmesi. Onu da bir eğer kullanarak hallediyorum. Eğer diyorum. Görünüm kısmından
kostüm sayısı 1'e eşitse, yani birinci kostümde ise, hemen bir sonraki kostüme geçiriyorum. Birinci kostümü göstermiyorum. Evet, bu şekilde kedimize koşma efekti verdik. Duruyoruz. Şimdi arkadaşlar, internetten arka plan kaydırma videolarına baktığım zaman çoğu videoda sadece buraya kadar anlatılmış. Yani kedi sürekli koşuyor ve arka planda da bir devamlılık sağlayınca videoyu bitirmişler. Ben buradan devam ettireceğim. Şimdi burada tuşa bastığımız zaman kedimiz koşsun istiyoruz ve aynı zamanda tuşa basıldığı zaman arka plan kaysın istiyoruz. Şimdi bunları ayarlayalım. Kontrolden eğer diyorum. Eğer sağ tuşa basılıysa bu işlemleri yapsın. Yani kedinin koşma efektini yapsın. Deneyelim. Aynı şeyi arka plan için de yapıyoruz. Arka plana da şuradan kopyalayabiliriz. Eğer sağ ok tuşu basılıysa arka plan kaysın diyoruz. Aynı şeyi diğer kukla için de yapıyoruz. Şimdi deneyelim. Evet, duruyor. Bastığım zaman koşmaya devam etti. Şimdi bunu tek taraflı yapmayacağım. Çift taraflı yapacağım. Diğer tarafa doğru koşunca da arka plan ters tarafa kaydırılsın. Şuradan ayarlıyoruz. Kopyalayalım. Sol ok diyelim. Burada yönelmeyi yapalım. -90 değil, -90 yönüne yönel dedik. Deneyelim. Evet, kedimiz diğer tarafa koşuyor. Diğer yönelmeyi de yapalım. Şuradan tekrar 90 yönüne yönel. Hatta en başa da bunu koyalım. Şimdi deneyelim. Bu tarafta bir sıkıntı yok. Bu tarafa doğru kayıyor ama arka plan kaymıyor. Aynı şeyleri arka plan için de yapıyoruz. Şuradan yine kopyalayalım. Eğer diyoruz sol ok tuşuna basılı ise konumu bu sefer -5 değil +5 olarak değiştiriyorum. X'in konumu 480 ise diyorum. 480'e geldiği zaman -480'e git diyorum. Yani bütün konumları tersine çeviriyoruz. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Eğer sol ok basılıysa diyorum. -5 yerine +5. -480 yerine 480. Burayı da -480 yazıyorum. Başlangıç konumunu şimdilik bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Bir deneyelim. Evet, her iki tarafa da arka planı kaydırdık. Burada şöyle bir hata alabiliriz arkadaşlar. İlk başladığımız zaman hemen geriye doğru koşarsak şurada bir boşluk oluşuyor. Çünkü bizim ilk konumlandırmamız ikinci kuklayı bu tarafa değil de şu tarafa ekledik. Yani x'in eksi tarafına değil artı tarafına ekledik. Bu yüzden burada bir boşluk oluşuyor. Tabii biz ilk tuşa basmayı sağ tarafa gidecek şekilde planlıyoruz. Ama oldu ki ilk oyun başlar başlamaz diğer tarafa gittik. Bu şekilde bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu yok etmek için arkadaşlar ikinci kukladayken oyun başlar başlamaz sanki sağ tuşa basılmış gibi x'in konumunu -5 kadar değiştirirsek herhangi bir sorun çıkmayacak. X konumunu ikinci kukla için -5 değiştir diyelim. Şimdi deneyelim. Hemen sol tuşa basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk oluşmadı. Burada arkadaşlar arka planımızı daha uzun, daha zenginleştirmiş bir şekilde kaydırmak için
İki tane kuklamız var. İkinci kuklayı şuradan değiştirebiliriz. Örneğin bir ağaç daha ekleyelim. Bunu sürekli arka plan aynı şekilde geçmesin diye yapıyoruz. Sanki çok farklı yerlerden kedi geçiyormuş hissi uyandıracağız. Ekledim. Şu ağacı silebilirim. Şimdi çalıştıralım. Bakın artık ikinci dekorumuz farklı gelecek. Hatta bunu daha da şu şekilde zenginleştirebiliriz. Kukla 1'e geleyim örneğin. Kostümlere geliyorum. Burada kopyasını çıkart diyorum. Burada taşın yerini değiştirelim. Hatta şurada birkaç tane taş ekleyelim. Burada istediğiniz kadar kostüm ekleyebilirsiniz. Siz kostümleri ekledikçe arka planınızı daha da zenginleştirmiş, daha da uzatmış olacaksınız. Buradan kod kısmından da her 480 konumuna geldiğinde sonraki kostüm diyoruz. Yani kostümü de değiştiriyor. Birden ikiye geçiyor. Şimdi deneyelim. Bakın sanki farklı farklı yerlerden geçiyormuş gibi oldu. Şimdi arkadaşlar arka plan her ne kadar kaysa da güneş gibi gökyüzü gibi figürler kaymayacak, sabit kalacak. Onu da dekorlar kısmından ayarlayabiliriz. Dekorlar diyelim. Hemen buradan şöyle bir arka plan yapalım. Bir tane de güneş ekleyelim. Evet, daha iyi oldu arka plan kaydırması. Şimdi isterseniz arkadaşlar burada işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Biliyorsunuz arka plan kaydığı zaman bize yakın olan arka plan daha hızlı geçecek ama uzak olan arka planımız örneğin uzak arka planda dağlar olsun. Dağlar çok daha yavaş geçecek. Bir arka plan daha ekleyelim arka tarafa isterseniz. Çizimlere geliyorum. Buradan bu sefer dağ oluşturacağım. Şöyle koyu renkte şu şekilde biraz dağ efekti verelim. Tepeler yapalım. Kod kısmına geliyoruz. Olaylar diyoruz. Tıklandığında başlangıç konumunu ayarlayalım. Bu katman için en arkaya gitsin diyelim. Evet. Şurada kaydırma için yaptığımız şeylerin aynısını bu kukla için de yapalım. Deneyelim. İkinci bir kukla da yapalım. Buraya da 480 konumu yapalım. Şurada gördüğünüz gibi İki kukla yan yana geldiği zaman bir uyumsuzluk oluştu. Önce kuklalar kısmından kenarlığı kaldıralım. Şuradan arkadaşlar deneyelim arkadaşlar. Buradaki uyumsuzluk gitti. Ama şurada bir boşluk oluşuyor. Arkadaşlar bunun oluşmasının sebebi
Bizim bu yeni eklediğimiz dağlar buraya geldiği zaman 480 olmuyor. 475'e kadar geliyor. Biz şöyle yapalım. Eksi 480 değil. Eksi 475 diyelim. Buraya da 475 diyelim. Bunları değiştirelim. Aynı şeyi bunun için de uygulayalım. Deneyelim. Şurada bir uyumsuzluk var yine. Şuradan bakalım halledebilecek miyiz? Geriye doğru koşalım. Şurada çok az bir... Evet, yok ettik bunu da. Burada yine aynı boşluk oluşuyor arkadaşlar. Diğer arka planda sorunu çözdüğümüz gibi burada da aynı şekilde çözüyoruz. Hemen ikinci kuklada hareket bölümünden x'i eksi 5 değiştir diyoruz. Deneyelim. Evet, burada da çözüldü. İkinci arka plana eklememizin sebebi dağlar çok daha öndekine göre yavaş gidecek. Onun için şöyle yapıyorum. Eksi 5'leri 1 olarak değiştiriyorum. Yani ön taraf 5 birim kayarken arka plandaki dağlar birer birim kaysın. Deneyelim. Evet, tam da istediğimiz gibi oldu. Ön taraf çok hızlı kayarken arka plan daha ağır ağır gidiyor. Hatta dağların daha iyi kaydığını göstermek için arkadaşlar şurada bir dağın tepesine şöyle kar gibi bir şey ekleyelim. Şimdi tekrar deneyelim. Son olarak kedimiz koşmayı bıraktığı zaman ayağı havada kalmasın. Şu şekilde durur vaziyette beklesin. Bunu ayarlayalım. Hemen kontrol kısmına geliyoruz. Eğer ise değilse bile onu alıyoruz arkadaşlar. Eğer kısmına şuradan veya operatörünü alıyoruz. Algılama kısmından sağ ya da sol tuşa basılıysa diyoruz. Sağ ok. Buraya da sol ok diyelim. Bunu bloğumuza alalım. Sağ ya da sol oktan herhangi birini basılıysa şunları yapsın. Değilse görünüm kısmından ayakta bekleme konumuna geçsin. Deniyoruz. Arka planların geçiş hızını da değiştireceğim. Şuradaki 5'leri 10 yapacağım. 1'leri ise 5 yapacağım arkadaşlar. Değiştiriyorum. Deneyelim arkadaşlar. Evet, gayet iyi bir şekilde arka planlarımız kayıyor. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.